Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. 6 yıldız öne çıkan Kahraman Kraliçeleri takriben bir 3 haftaya yakın, yani 20 gün sonra değişecek arkadaşlar. Bununla ilgili bazı sızmalar var. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Hem sızan hilolara bakalım, hem de bunları bir değerlendirelim. Açmaya değer mi değmez mi tarzında. Şöyle gördüğünüz gibi, şu resimdeki gibi arkadaşlar, bir sızma var. 24 tane karakter var. Bunların 6 tanesi yeni olan hero. Geri kalan arkadaşlar 18 tanesi de eski hero'lar. Acaba bunlar değer mi, değmez mi, ya da işinizi görür mü, görmez mi? Başlayalım. Evvela yeni hero'lar için arkadaşlar ne varmış? Daemon Star varmış, Mondragon varmış, Kumadan varmış, Silk varmış, Edwin Warlock varmış ve Lady Gaga varmış arkadaşlar. Bunların içerisinde yani kullanılabilir olan hangisi olabilir? Mesela Edwin Warlock kullanılır. Yani Edwin Warlock'a sanıyorum bir 7,5 puan veririz. Silk ve Lady Gaga da fena değil. Yine bunlara da şimdilik arkadaşlar, bu puanlar şimdilik 6 puan verilebilir. Kum Adam'ın da yine fena olmadığını görüyoruz. Yine 5 puan verelim. Hadi Mondragon'a da 5 puan verelim. Bu Galatasaray'ın eski kalecisi bu arada. Kolombiyalı bir kaleci. Dani'ye çok bir puan vermeyeceğim. Bak şimdi bir puan vermeyeceğim. Ama bunlar yeni olduğu için bir kere yeni euroları alınız. İşinizi görür arkadaşlar. 6 tanesi için eyvallah. En kötü ihtimalle savaş alanında defansa koyarsınız. Yani mekaniğine alışık olunmadığı için bir süre size ekmek çıkartabilir hacılar. Ama bundan çok tabii ki Edwin Warlock en etkili olanı. Eskilere baktığımızda Iceman, Emma, Old Man Logan, Night Thresher, eski kod, ne kadar çer çöp varsa alayını iteklemişler anasını satayım. Şuraya bak. Night Thresher, SC Karadol, Given Pool, Luke Cage, Joe Fixit, Mangok. Oğlum hiç mi Allah'tan korkmadınız lan? Oğlum hiç mi bir tane işe yarayan hero koymadınız lan içine? Guillotine, Clairvoyant, Loki, Gümüş Sörfçü, Şampiyon, Gamora, Punisher, Psycho Man, Ahtapot anasını satayım ya. Abi işe yarayan hiç hero yok ya içlerinde. Iceman'e hadi buff'tan sonra bir 10 üzerinden ayıp olmasın ya. 4 mü versem 5 mi versem karar veremiyorum. 4,5 verdim arkadaşlar. Emma 4. Old Man Logan puan etmez anasını satayım. Night Thresher 1. Eski Karadul 1. Given Pool. Hadi Given Pool 4 alır. Luke Cage 2. Joe Fixit 2. Mango. Hadi defansta bazen belki yalandan. Guillotine 1 anasını satayım. Clairvoyant 5. Loki 2. Gümüş Sörfçü, gameplay yok, bir şey yok anasını satayım. 2, Şampiyon 2, Gamora 4, Punisher 2099, kaç vereyim? 3,5, 4 mü vereyim, ne vereyim bilemedim. Hadi 4, ayıp olmasın. Psycho Man 1 anasını satayım. Ahtapot 2. Hacılar ya, 10 üzerinden altları puanları kesin ya. Yani yasal facia ya. Puan şu eski yıllara bakar mısın ya? Eski yıllar abi ya, işe yarayan insan 3-5 tane bir şey koyar ya. Yani şöyle baktığında Clairvoyant, o da Clairvoyant, eski Clairvoyant değil artık arkadaşlar. Yani sadece işlevselliği var ki o da çok nadir özel karolarda iş yapıyor. Onun dışında Clairvoyant finito. Onun dışında bakıyorum Iceman var. Iceman yani o da ayıp olmasın diye verdiğim bir puan. Emma ayıp olmasın diye verdiğimiz bir puan. Old Man Logan, Night Thresher, eski Karadol. Ya yani bir Given Pool kanama manama verecek yollarda alternatif olarak eyvallah. Luke Cage, Joe, Mangok, Guillotine, Clary, Loki, Gümüş. Aa, bunları neye göre seçiyorlar ya? Oğlum çok kötü lan. Hakikaten hiç iş yapacak biri. Yani şöyle sol tarafa baktığınızda acılar, eskilerin kullanacak hero yok yahu. Hero yok. Ya ayıp olmasın diye bir iki tanesine 4-5 verdik ama ya sırf ayıp olmasın diye verdim acılar. Çok kötü ya. Acayip kötü. Yenileri için açarsanız açacaksınız. O da genelde koleksiyoncular için veyahut da Edwin Warlock için, işte Edwin Warlock'u bulacaksınız. Kopyalayıp defansa atacaksınız. Sağda da pek kullanacağınız bir karakter olmayacaktır arkadaşlar. Yine Silk ve Lady Gaga da fena değil gibi duruyorlar. Kum Adam'ın gameplay'i rahattı. O yüzden 5 verdik. Mondragon'un böyle arada öyle vurmaları falan var. Ama tabi bunlar hiçbiri nasıl organik rakamlar değil. Oyuna eklenecekler. Nisanlarda olacak, bir aradan bir iki ay geçecek genel kitleye yayıldıktan sonra.
Bakalım oyun alanında kendilerine ne kadar yer bulacaklar. Ona göre orijinal puanlarını da veririz. Zaten Danny Munster için zaten şu anda bir şey diyemiyorum bile. Ona yine geldiğinde bakarız arkadaşlar. Mıncıklarız kullanılıp kullanılmamasına göre değişir. Yani bana göre tarihin en kötü, eğer sızma doğruysa tabii ki sızma doğruysa, tarihin en kötü öne çıkan kristali arkadaşlar. Daha kötüsünü bilmiyorum. Hatırlıyor muyuz? Ne kadar çok 1 ve 2 var. Yani o bakmayın yani 3 var mı yok. 4'lerin bile bir kısmı hani hatır gönül hatır verdik yani. Normalde verilecek rakamlar değiller. Çünkü arkadaşlar bu kartların hiçbiri oyunda kullanılmıyor bile. Yani hiçbir yerde kullanmıyoruz abi. Arena dışında alayında arena puan almak için. Veyahut da dediğim gibi global puan kasıyorsunuzdur. Arena içindir, çeşitlilik içindir ya da kabağıma ekstra bir kara getirirse bir gün bir yerde kullanabileceğiniz bir şey hocalar. Oldukça kötü bir öne çıkan kristal geliyor. Dediğim gibi sadece yenileri toplamak için açılacaktır. Onun dışında yani şeye sürülecek bir hero yok arkadaşlar. Ekmeğe sürülecek bir hero yok diyorum. Hadi bakalım inşallah. İnşallah bu sızma yanlıştır abi. Genelde sızmaya doğru çıkıyor ama inşallah bu sızma yanlıştır. Da araya iki tane üç tane kullanacak bir şey koyun lan. Neyse acılar, hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.